Zeynep gelince haberim olsun. Duyduklarım doğru mu yani? Sözleşmeyi feshetmem geliyor. İstihbarat Soner nerede? Bir bakayım efendim. Bu adam o adam. Sen burada onların aile saadetini stoklarken Zeynep ne yapacak biliyor musun? Zeynep birazdan gelecek ve ajansı batıracak, bilmem farkında mısın? Ozan, o aptal beğeniyi sil ve ver şu telefonu. Zeynep sözleşmesini feshedecek. Neden biliyor musun? Çünkü tek bir iş, tek bir sponsor, tek bir çekim yok. Peki başka kimin işi yok biliyor musun? Bir düşün. Benim işim yok Sare ve sen bizi kurtarmak için çırpınacağına mutlu aile tablosu takip ediyorsun ya. Kes şunu artık, çok ciddiyim, ver. Ver. Ya, ver şunu diyorum. Müsait değiller diyorum. Ya Sare Hanım kusura bakmayın, ben beyefendiye şu anda müsait olmadığınızı söyledim ama. Mineciğim, Ozan Bey'e kapıya kadar eşlik eder misin lütfen? Daha bitirmemiştik ama. Merhaba Ozan ben. Kim olduğunu biliyorum. Rahatsız edilmek istemiyoruz. Bu adamın olayı ne? Bu adamın olayı ne? Bence bu yılın sorusu, hatta son 20 yılımın sorusu olabilirmiş. Buyurun lütfen oturun. Burada bu sürprizi, son 20 yılınızı araştırmanıza borçluyum sanırım. Zeki bir kadınsınız Sitare Hanım. Ama burada bulunmamı kızım Zeynep'e borçluyuz. Görüşmeyeli epey bir yol almışsınız. Ben de kendi araştırmamı yaptırdım. Bursa'da, burnumun dibinde, çatımın altında para yedirdiği isimleri tek tek konuşturdum. Zeynep'in doğum belgesi, tarihler, Müjgan'ın Kadir'le olan nikahı. Hepsi bana aynı şeyi söylüyor. Benim kızımı o zavallı gariban Kadir'e verdi. Bu işin peşini bırakmayacağınızı biliyordum. Bakın şu anda ne halde olduğunuzu tahmin bile edemiyorum. Ama çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Zeynep'i ve tabii ki Kadir'i düşünerek, onları koruyarak, kollayarak hareket etmek gerekiyor. Ben de bu yüzden geldim size. Bir anda karşısına geçip ben geldim dememek için. Çok doğru yaptınız. Bilhassa Kadir'in durumu çok özel biliyorsunuz. Onun durumu çok hassas ve atacağımız her adımı... Atılacak tek bir adım var. Zeynep'i arayıp buraya çağırıyorsunuz ve DNA testi yaptırıyoruz. DNA testi yaptırmak istiyorsunuz. Peki, mantıklı, bilimsel, buraya kadar gayet makul. Ama küçük bir detay var. Şimdi Zeynep buraya gelince el ele tutuşup DNA testine gitmeniz sizce de biraz sert değil mi? Sinan Bey siz aklınızı mı kaçırdınız? Yani bu kadar ağır, bu kadar hassas bir konuya böyle paldır küldür girişilir mi? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Ben 10 gündür bu meseleyle yatıp kalkıyorum. O kızın biyolojik babası olduğundan neredeyse adım kadar eminim. Ve bunu doğrulamanın tek bir yolu var. Bakın böyle olmaz. Böyle kafa göz yararak olmaz. Kafa göz yarmak mı? O kadın benim kızımı sakladı benden. Kızımı. Benim kızımı başka bir adama bırakıp kaçtı. Kafa göz yarmak ne ki? Ben dünyayı yıkarım şuraya. O zaman çağırın o kızı. Otursun karşıma. Yüzüne bakayım. Belki kaşını gözünü kendime benzetirim. Böyle mi yapalım Sitare Hanım? Sinan Bey sizin hiç ortanız yok mu? Ya arkanızı dönüp gidiyorsunuz ya da merhaba tatlım ben senin babanım diyorsunuz. Sinan Bey yani bunu gerçekten makul ve mantıklı buluyor musunuz? Benim bir tane kızım var. Hayatta olan. Burada. Bizim dünyamızda yaşayan, nefes alan. Bir kızım var. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bakın bir evladınızı kaybetmişsiniz. Yaşadığınız acıyı hayal bile edemiyorum. Ama bu şekilde olmaz. Tamam peki. Yardım etmeyeceksin. Peki. Kendi işimi kendim hallederim.
Onları tanımıyorsun bile. Nasıl bir baba kız olduklarını bilmiyorsun Zeynep'le Kadir'in. Gerçek baba kız değiller. Bu şekilde olmaz. Olmaz da buna izin veremem. Sen kimsin ki senden izin isteyeyim? Sinan Bey. Sinan Bey bir saniye. Bir dinler misiniz?